Selam millet, hepiniz yeni bir ETS2 Multiplayer videosuna hoş geldiniz. Bugün yine madene inmeye çalışacağız. DAF XF105'imiz var. Şöyle bir tasarım yaptık kendimizce. Vallahi alet ateş ediyor. Ufaktan size şöyle bir göstereyim ortamı. Ortam yine felaket yani. Adım atacak yer yok burada. Buradan önce Kalais'e baktım. Kalais bomboş beyler. Şu an hala anladığım kadarıyla multiplayer kuramamış millet. O yüzden Kalais Düzburg yolu bomboş yani. İki tane tır bekliyorduk garajda. O yüzden geri buraya çektim. Normalde o güzergahta çekeyim istiyordum ama olmadı. Şöyle size kornamı da bir öttüreyim. Ufaktan bence yola çıkalım derim ben. Şöyle bir bakalım. Oo, maşallahı var buranın ya. Oo. Motoru çalıştırdım. Motorun sesini duyamıyorum mübarek. Bu nedir ya? Ben şöyle abi hemen çıkıyorum buradan. Burası felaket durumda. Hiç sağına soluna eyvallahı olmadan çıkacağım, kurtulacağım şuradan. Başımıza bela açar bizim burası. Vallahi yola koyulduk beyler. İnşallah bugün madeni görebiliriz. Çok ümidim yok açıkçası bu akşam. Çok fazla trafik var. Daha buradan var yani trafik. Buradan böyleyse bilmiyorum ilerisi nasıldır. Hep birlikte göreceğiz birazdan. Ufaktan size şöyle bir göstereyim canavarımızı. Bugün bu canavarla seyahat ediyoruz. Güzel bir görüntüsü var. Ben beğendim. Bakalım inşallah yeterli performansı da verir. Motoru biraz zayıf kalacak ama ben DAF kullanmayı özellikle seven bir insanım. O yüzden dayanamadım, DAF'ı aldım. Yani şimdi Scania çektik, Volvo çektik. Aslında Mercedes de alabilirdik ama dedim boş ver ya, bir şey olmaz yani. Şöyle hadi bakalım hayırlısı. Rampamıza doğru çıkalım. Görür müyüz bugün madeni? Görebiliriz yani. Aslında geçen videodan 100 kişi eksik şu an server'ın sayısı. Tabi o 100 kişinin 100'ü de buradansa bizi bayağı bir rahatlatır açıkçası. Ama göreceğiz hep birlikte yani durumu. Neymiş ne değilmiş. Hazır videonun başındayken kanala abone olup like atarsanız beni gerçekten memnun edersiniz. Adam taksi gibi dolaşıyor ya. Hatta ben bu tırı atarım abi, garajda dur. Oğlum ne oluyor lan, o soldan gelen ne yapıyor? Oo. Ben de dedim trollemeye çalışıyor herhalde adam. Oğlum bu önden giden ne ayak böyle? Sarı taksi gibi bir şeyler. Değişik değişik tipler var ortalıkta bugün. Hadi bakalım neler olacak. Hep birlikte görürüz. Vallahi akşam oldu. Farları unutmamamız lazım. Yoksa sıkıntı çekeriz. Bu arada harita yanlış dönüyor ya. Abi şöyle yapacağım. Şöyle bir kenara yanaşacağım. Çünkü bir şey yapmayı unuttuk. Ne yapmayı unuttuk? Kirkenesi işaretlemeyi unuttuk. Onu bir işaretleyelim abi hep birlikte. Şuradan şöyle bir alalım haritamızı. Tamam. Şimdi sol tarafımız boş ama karşıdan bir deli dumrul geliyor. Ona bir izin verelim. Ondan sonra ufaktan dönelim. Oğlum o nasıl bir geliş lan? Hırvatmış arkadaş. Latvia yazıyor üstünde. Hadi bakalım döndük abi. İnşallah sıkıntısız bir sürüş olur. Göreceğiz bugün yollar nasıl, ne var ne yok. Dünkü videoda aşağı atlayan atlayanaydı. Bayağı sıkıntı çektik açıkçası. Önümüzden aşağı uçan var, tepemize düşen var. Armut gibi düşüyor millet aşağılara. O yüzden dikkat etmek lazım. Üstümüze de inebilir biri yani. Kardeş hemen kornaya asılma, sakin ol ya. E o kornadan bizde de var yani, şimdi korna basacaksak hepimiz. Oy 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 oy, DAF'ımıza bakın be.
Çok güzelsin be. Vallahi çok güzel Vedat. Ama görmüş olduğunuz gibi daha madenin girişi bile kilit. Ne yapacağız bilmiyorum yani açıkçası. Hadi abim yürüyün. Hadi güzel kardeşlerim. Oho, çekeceğimiz çile var bizim bu akşam belli oldu yani. Beyler bu arada videoda ben bir şeyden bahsedeceğim. Bu Renault Trucks'ın başlattığı tasarım yarışmasından herhalde haberdarsınızdır. Orada finale kalan 5 kişiden bir tanesi Enes Bolat arkadaş. Kendisi finale kaldı ve gayet güzel bir tasarımla finale kaldı. Oy verme işlemi de başladı. Linki ben paylaşacağım alt kısımdan. Açıklama kısmında bulabileceksiniz videonun sonrasında. Girip bir oy verirseniz bizlerden birinin kazanma ihtimali var yani yarışmayı. Son yarışmada da bu arada yine Türkiye kazandı. Olur mu olur yani, iki kere arda arda olursa çok da güzel olur yani. Artık bilmiyorum yani şu kadar ilgi alakanın üzerine hala bir Türkiye DLC'si getiremediler. Ne diyeyim yani abi. Ama dediğim gibi yani oy verirseniz Enes Bolat arkadaşımız için ve bizim için gerçekten güzel olur. Çünkü tasarımı da zaten bakarsınız 10 numara bir Range T tasarımı yapmış. Bu yeni gelen Evolution için tasarım yarışması başlatılmıştı. Gerçekten çok tatlı bir tasarım olmuş. Kesinlikle bir girip inceleyin derim. Ya oy verin ya, bir dakikanızı ayırıp da adam da kazanır belki yani. Kusura bakma kardeşim. Ufaktan dokundurduk. Presto El Nesto. Bunlar nereli acaba? Şöyle özrümüzü de belirtelim arkadaşa. Arkadan dokunduk çünkü adama. Adam şey yazmış aşağıdan. Dostum bu bir yarış arabası değil, dikkat et yazmış. Bak görüyorsun abi bak, adam nereli bilmiyorum ama İngilizce yazıyor yani adam. Adamdan özrümüzü diledik, adam sıkıntı yok bro yazmış. Yani şu medeniyete bizim şey yapmamız lazım ya, böyle sessiz sakin. Adam ne güzel oynuyor abi işte, kafayı koymuş. O da iniyor aynı yere, biz de iniyoruz yani. Birbirini cinnet geçirtmenin lüzumu yok şurada yani. Şöyle bir dışarıdan size gösterelim emaneti. Yalnız adam Scania V8'i çekmiş. Ama şimdi bizim alet de çok tatlı durmuyor mu ya? Gel biraderim gel. Arkada yer var ufaktan. Ben de geldim biraz. Da sen gidiyorsun herhalde şimdi de. Hadi bakalım. Yine maşallahı var trafiğin. Bilmiyorum ya, şurayı geçtikten sonra açılabilir ama şurada yine bekleyenler var. Ben çözemedim bu işi yani, nedir ne değildir. Şöyle yazalım adama da. Bak adam sana çarptıysam özür dilerim diyor yani. Arada bir sinyal sesi duymak istiyorum ya şöyle. Şimdi mesela muhtemelen ben buna çarpacağım. Döndürdük makineyi abi, döndürdük, tamam. Geliyoruz vallahi. İlk dönüşü kazasız belasız atlattık. Biz bu öndeki arkadaşla daha bayağı bir yol tepeceğiz belli.
Şimdi videolu olmasam sorardım neredesin kardeş sen diye de şimdi yazı yazmaya uğraşamayacağım. Malum kayıt alıyoruz. Ama şu ortam güzel yani böyle her memleketten adam var. İyi yani. Güzel güzel anlaşa anlaşa takılabiliriz buralarda yani. Bu arada milletin FPS'i yerlerdeymiş ya bu 1.40 geleliden beri. 5-6 FPS görüyorum diyen var yani. Yorumlarda bir arkadaş yazmış bugün. Bayağı sıkıntı oldu bu iş. Yani zaten server'ın doluluk sayısından belli FPS'in ne durumda olduğu. Millet geçemedi abi yani 1.40'a. Bak bak adam aşağıdan ne yazıyor Tuna Cemil. 100'den 30'a düştü FPS diyor. Vallahi kardeş yapacak bir şey yok. Biraz öyle oldu gerçekten ya. Ama yani biraz da artık şimdi bu adamların problemi değil yani. Gerçekten bu bizim problemimiz. Ya arkadaşlar bir ekran kartı olmuş 20 bin lira yani bizim memlekette. O da dolar kuru yüzünden. E şimdi o dolar kuru niye o kadar yüksek diye sorgulamak lazım. Adamın 1 doları bizim 10 tane Türk lirası ediyor yani. O bu adamların problemi değil vallahi arkadaşlar yani. Adamlar gidiyor 500 dolara ekran kartı alıyor. Her şeyi oynuyor yani. Biz yapamıyoruz bunu yani. Biz 500 tane kendi paramızdan verip anca 3 kilo kıyma alıyoruz burada yani. Ne ekran kartı? Şimdi böyle düşününce de adamlar herhalde geliştirecek oyunu yani. Ne yapacak adam? Atari oyunu gibi bırakacak hali yok oyunu. Ha biraz can sıkıcı yani ne yapalım ama ne yazık ki bu adamların eninde sonunda getirmeleri gereken şeyler bunlar. Öteki türlü çünkü yine oyuna söyleniyoruz. Vay arkadaş yıllardır yapmadılar şunu bunu diye. Yapacak bir şey yok abi adam geliştiriyor oyunu. Yardıralım bakalım. İnşallah gelen giden olmaz karşımıza. Vallahi köprüyü de boş bulmuşken. Oh tamam ilk köprüden sıkıntısız geçtik. Şimdi tünel kaldı abi. Tünelden de bir kaza bela yaşamadan geçersek. Zaten benim en korktuğum yer o tünel. Biliyorsunuz. Orada bayağı bir sıkıntı yaşıyorum ben. Ama yani GPS'ten trafiğe bakıyorum. Felaket kilit ilerisi ya. Vallahi felaket kilit yani. Yalnız bir miktar adım atarsanız sevinirim. Benim dorse ortada kaldı ya. Gerçi adam oradan tır geçirir de yani benim yapabilecek bir şeyim yok şu an. Ne yapayım? Vallahi admin yine birilerini kicklemeye başladı. Hadi bakalım. Oo birini daha kickledi. Kenan kicklenmiş. Kenan komutana veda ediyoruz. Hadi aslan parçası hadi yürü. Presto el Nesto. Nereli acaba şu adam merak ettim ya. Adam diyor buradan 10 güne zor çıkarız diyor. Yani doğru diyor. Trafik o şekil şu an. Gel bro gel. Arkamda benim yer var bir miktar gel. Az daha gel. Birader sen de biraz git. Şu arkadaş sıkıştı çünkü. Yer vermemiz lazım. Gel la gel. Presto. Benim arkamda o ben bayağı yer açmışım sana. Gel geliyorsan. E tünel niye böyle kilit ya? İçeride mi sıkıştılar? Ne yaptılar acaba ya? Eyvah eyvah. İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Vallahi bu videoyu burada geçiririz öyle olursa. Hadi bakalım.
Of of. Adam aşağıdan yazmış 9 yıl sonra diye. Abi cidden hiç oynayış yok yalnız ha. Bu nedir ben anlamadım ya. Tünelin içinde mi kaldı bunlar? Ne yaptı ki? Ha bir hareket başladı bakalım tünelin ağzından. Yalnız chatte muhabbet efsane şu an ya. Kayıyorlar birbirlerine yine. Hadi güzel kardeşim yürü. Adam diyor 10 dakikadır aynı yerde duruyoruz diyor. Kardeş ben burada yarım saat aynı yerde durduğumu da biliyorum ya. Yine iyi bekledik yani. Ama yani burayı kitleyen kimse abi şu an F7 çekmesi lazım ya da kitlemesi lazım bu adminin ya. Biz bunu çekmek zorunda değiliz akşam vakti ya. Bak arkadan isyan etmeye başladı millet. Bir korna öttüreceğim beyler kusura bakmayın. Artık çünkü bu nedir ya 5 dakikamızı yedi yani burası zaten. Ya şu dorselere de ayar oluyorum ha. Vallahi billahi. Bro yürü. Volvo'yu güzel boyamış adam ha. Aga yine kaldık ortada. Bu sefer niye bekliyoruz? Gelen yok, giden yok. Biz ne bekliyoruz? Presto. Allah Allah. Bu sefer de bu bekliyor. Eyvah eyvah. Vallahi çekeceğimiz var bu akşama. Evet beyler, Kirkenes'te Cuma trafiğine hepiniz hoş geldiniz. Izdırap başlasın. Daha burası yolun başı yani. Yalnız bizim eleman inme indi bir şeyler oldu ya. Öndeki elemana ne oldu ki ya? Biri soldan mı geliyor, ne yapıyor? Oo, birisi soldan yardırıyor lan. Adam suya girdi aga. Aga adam suya girdi. Adam sudan gidiyor. Ne yapıyor la bu adam? Vay arkadaş. Of of. Niye duruyorsun be kardeş? Senin önün karşıda da bir pislik var yalnız. Bu arada az önce nehirden geçen adam hala devam ediyor abi nehirden doğru. Adam deniz yoluyla inecek madene. Çok şükür ya yürüdü adam. Abi Allah aşkına şu tünelin içinde kimseye denk gelmeyelim. Zaten yarım tırlık yer var şurada. İki tır hayatta geçemeyiz. Lan ne oldu? Niye durdun? Yapma bunu bize. Yapma bunu bize. Şurada bir eko dinletirim yoksa size. Eyvah eyvah ya. Vallahi bu akşam var ya biz pert olduk ya. Vay arkadaş, vay arkadaş, vay arkadaş. Bu nedir ya? Aga ben bu Kirkenes'e tövbe etmiştim. Ne oldu da geri girdim ya? Arkadaş bu nedir ya? Of. Vallahi of ya. Ne bekliyoruz abi acaba ya? Abi felaket kilit ya. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah.
Şöyle kendi reklamımızı da yapalım bir. Boşuna mı geldik yani? Beyler 20 dakikada geldiğimiz yolu gördünüz. Yani alın size Kirkenes maden yolu. Kirkenes tüneli mi yazsak videonun başlığına? Ne yazsak yani? Bu videonun başlığına maden yolu yazamam ki ben. Maden yolunu göremedik ki arkadaş. Tünelde yatıyoruz 10 dakikadır. Oo, hadi bakalım yürümeye başladı ön taraf. Oh. Vallahi bir rahat nefes aldık. Bir motor sesi duydum ya. Aga yine durduk. Lan bildiğin otobanın kilit hali gibi bu nedir ya? Sarı dorseyi beceremedim diyor. Allah aşkına becerme kardeşim ya. 3 dorse taşıyıp ne yapacaksın şurada? Tekini taşıyamıyor millet ya. Bak ben tekiyle dönerken akla karayı seçiyorum bir yerden. Sakin ya, ne gerek var. Hadi hadi la, yardık şurada yol bulmuşuz. Yürüyün azıcık be. Vallahi beyler ben bir 10 dakika daha takılırım. Ondan sonra F7'yi çekerim, servise giderim. Bu yol gidilmez abi bugün. Cinnet geçireceğim yoksa. Mehter takımı gibi iki ileri bir geri gidiyoruz ya. Şöyle bir tırımıza bakalım dışarıdan ya, o bahaneyle. Dafımıza bak, dafımıza be, ateş ediyor mübarek. Sen ne tatlı bir şeysin ya. Abi şu daf kadar güzel tır var mı ya? Yok abi, şu daf kadar güzel, bu kadar estetik bir tır yok yani. Bak adam 3 tane dorseyi almış gidiyor adam deli gibi. Bunlar yüzüne yürüyemiyoruz işte. Adamın lojistiğin isme bakın beyler. Oruçlu ve öfkeli. Dayı onu iftardan sonra değiştirseydin ismini bari ya. Umut Teksen. Oyuna ne oldu, ne zaman düzelir? Kardeş bu oyun düzelmez bu saatten sonra. Yani bu FPS'lerle oynayacağız. Geçmiş olsun hepimize. Aga yürüyün hadi be. Hadi Presto sen de yürü. Ben de diyordum ki DAF'ın motor zayıf kalacak yolda. Yolda gidemiyoruz ki motor zayıf kalsın. Hadi kardeşim şu köprüden yol vermeyin, biz geçelim bir kere ya. Zaten 15 dakikadır bekliyoruz biz aynı yerde. Sinyalimi de çakayım, sanki gelen var da. Olsun, her şeyi usulüne uygun yapalım yani. Bak bak, ustanın döndürüşe bak dorseyi. Sakın atlamayın, ben de geçeyim şuradan, sonra gelin. Eyvallah kardeş. Bu aleykümselam kornasıydı herhalde adamın çaldığı. Vallahi bir yollar açıldı beyler. Hadi biraz daha gidelim bakalım ya. Nereye kadar gideceğiz? Onu merak ettim çünkü şu an. Oo! GPS'e bakın. Oğlum az önce adamın biri nehirden gidiyordu ya. O adam ne yaptı acaba ya? Ben onu merak ediyorum. Nick'ini de okuyamadım. Acaba kicklediler mi adamı yakalayıp? Admin geliyordu çünkü yolda. Onu muhtemelen enselemiştir yani admin. Oho, kutsal imam, o nasıl geliş kardeş? Ne yapıyorsun?
Herkes bir kayıt alma derdinde. Oy oy, vallahi çekeceğimiz varmış bu akşam ya. Hadi bakalım, vallahi çıktık gidiyoruz. Abi rampada takmayın beni be, yürüyün be. Vallahi rampaya taktılar beni. La ben size ne diyeyim ya. 510 beygir motor var zaten, anca çıkıyoruz şurayı. Yapmayın, şurada durdurmayın beni ya. Vallahi az kala kendi kendimi deviriyordum ha. Bro yavaşlama yavaşlama, yürü. Ama şimdi burası kilitlenmiş. Abi burada değişik bir durum var. Hepimiz aynı yöne gidiyoruz. Bu trafik niye akmıyor ben anlamıyorum ya. Hani karşıdan gelen falan da yok şu an. Hadi burada var bir miktar ama yol açık yani. Niye yürümüyor bu adamlar ya? Bak yol da vermiş adamlar. Krallık yapıp da yani bize. Aga ne yapıyorsun? Buradan aşağı uçmayız inşallah. Çok sıkıntılı bir noktadayız. Abi hep ama ben rampadayken denk geliyor şu trafik ya. Yine kaldık bak, geri gideceğiz şimdi. Of. Vallahi var ya beyler, bu multiplayer gerçekten günde 2-3 saat trafik çeken adamın yapacağı iş değil ya. Aynı trafiği bir de evde çekiyoruz gelip ya. Ben size bir gün telefondan kayıt edeyim, o kadar istiyorsanız trafik. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yolu diye. Alın bakayım, Kirkenes Maden yolu mu babaymış orası mı? Çinli de yok yolda ama maşallah her taraf kilit yine. Aga hadi yürüyün be. Vallahi bu nedir arkadaş ya? Şöyle bir bakacağım yola ya. Vallahi merak ettim nasıl bir trafikle uğraşıyoruz. Oo beyler. Bu yol bitmez. Bu yol bitmez. Bizim çekeceğimiz çile var yani. Aslında şuraya gelsek yol açık ha buradan ileride. Ama benim önüm çok dolu ya şu an. Gerçekten çok dolu önüm. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Buradan çıkış zor. Bayağı zor yani. Hadi bir akmaya başladı trafik. Yürü presto. Haydi bakalım. O köprüde inşallah kimse denk gelmez de şu trafik biraz akar be. Hadi bakayım, şimdilik gidiyorlar gibi ama. Aga bir şey de kalmadı aslında ya. Şimdi kapatmak istemiyorum yani. Servise çekmek istemiyorum ama niye durdu şimdi bu ya? Ha, tır geliyor yine. Yürü biraderim, yürü. Aga bir tane tırsın ya ama işte çift dorse takmış. Yani. Şimdi buna ne diyeceksin abi ya? Abi tek dorseyi götürdün de çifti mi kaldı ya?
Yürü kardeş, yürü. Sizin çekeceğimiz ızdırap varmış beraber. Kader ortağım ya. Adama çarpacağım diye bir anda çevirdim. İyi ki kurtardık yani. Abi yine mi gelen var karşıdan? La kimse de yok karşıda. Niye bekliyoruz? Oğlum adamlar bizi bekliyor. Biz adamları bekliyoruz. Kardeş ne yaptın sen ya? Yaktın bizi şimdi. İki tır daha buradan geliyor. Oy 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 oy. Çekeceğimiz çile varmış ya. Eyvah eyvah. Arkası da dolu onun. Hadi biraz daha takılalım şu yolda. Adam üçlü dorsa almış ya. Adam üçlü dorsa almış abi yani. Şimdi bu adama ne yapacaksın ki yol vermeyip? Şuna bak. Şuna bak. Birader sen ne yaptın ya? Yaktın bizi yemin ediyorum ya. Kanka dedik. Bağrımıza bastık. Üstümüze üçlü dorsa çıkarttın ya. Yürü la yürü, sakın durma şimdi. Vallahi daf bayıldı rampada. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ufaktan karanlık da çöküyor. Karanlık çökmeden insek iyi olurdu ya. Ama abi bugün sözde dünkünden az insan var serverda ama bütün hepsi demek ki olanların bu yolda yani. Ben çözemedim, bu nasıl bir şeymiş ya. Eyvah eyvah. Ne olur durma. Yürü yürü yürü. V8 yürü. La yürü, yol verilecek yerde değiliz biz. Yavaş ol, çok yavaş olduğum için özür dilerim diyor öndeki arkadaş. Senin canın sağ olsun be. Sen ne yapacaksın? Senin de önün dolu yani. Şöyle direksiyon topuzunu da aldık. Doya doya kullanırız diye ama olmadı be. Vallahi hayaller gerçekler. Şöyle biraz genişten alacağım. Affet birader. Ne nereye çarptı abi? Taşa çarptık. Vay arkadaş, ben de dedim bir tıra mıra mı çarptık, adamı aşağı mı uçurduk, ne yaptık? Neyse, kendimize zarar vermişiz sadece, iyi bari. Dorse hasarı %1. Mükemmel. Tır yürürken düz yolda devrilecek şimdi. Aga sende V8 var, yavaş gidiyorum. Ben de hadi anlarım ben kendimi. DAF'la geliyorum 510 beygir ve sen V8'de niye böyle sürünüyorsun ya? Hadi bakalım hadi. Yol açıldı. Vallahi yol açıldı. Yürüyün beyler. Oo, aşağıdan yine millet kaymaya başladı birbirine. Kardeşim sakat mısın yazmış. Ya sana yol vereceğim diye kendim aşağı uçuyordum ya. Oo,
dafa bak dafa. Hızını aldı, yemin ediyorum yapıştırdı gidiyor ya. Bu arada şu dafı gerçekten çok seviyorum ya. Şu güzelliğe bakın arkadaş içerideki. Yani olmazsa olmazımız siyah zarımız, yangın söndürücümüz ve tabii ki teslimat raporumuz. Ama en önemlisi bakın, yangın söndürücü kadar önemli bir aksesuar daha var burada. O da araç kokusu. Bu olmazsa olmaz, yola çıkamayız bu olmazsa. Şimdi var ya, biz ayvayı şimdi yedik burada. Buradan nasıl çıkarız bilmiyorum ya. Abi o kornayı istiyorsan sabaha kadar bas yani. O kornaya hiçbir şey olmaz yani. Lan çok az bir yol kalmış ama bak trafiği görüyor musun ya? Azıcık bir yol kaldı yani. Hiçbir şey yok aslında karşıda. Bir kurtulsak şuradan var ya, üçüncü kez ineceğiz madene. Yapsam mı öyle bir delilik ya? Allah bakalım bir vakte. Az daha sürünelim bakalım ne oluyor ya. Bir bakmışın gitmişiz yani. Dafımız ateş ediyor ya. Vay vay vay, güzelliğe bak şunu ya. Ama hadi beyler, bu kadar da yol vermeyin yani, biraz eşitlikçi olun ya. Oradan 3 geçiyorsa biz de 3 geçelim şuradan yani. Bu iş böyle ilerlemez. Kalmış şurada 2 kilometre yol ya, yapmayın gözünüzü seveyim ya. Çekeceğimiz çile varmış bizim ya. Daha bir an gidiyoruz zannettim ya. Bir adım attı durdu. Of of. Yürüyün abi hadi be. Gözünüzü seveyim ya. Vallahi gına gelmeye başladı ufaktan bana. Harbiden cinnet geçireceğim yani. Şuradan şu adamlara bu kadar niye yol veriyorsunuz ya? Adam bak ön taraf kopturdu gitti ya. Bir biz kaldık şurada ya, üvey evlat gibi. Lan hadi yürüyün be. 20 tane de tıra yol verilmez ki arkadaş. 10 oradan geçsin, 10 buradan geçsin yani. Biz de insanız ya. Yürü abi yürü, gözünü seveyim yürü ya. Vallahi yürü ya. Allah aşkına yürü ya. Adamın yazdığına bakın, yabancı adamın. Benim ismimi kaybet diyor videoda. Blurla diyor o kısmı. Sanırım adam temiz oynamıyor abi. Hile falan mı var anlamadım. Benim ismimi sil diyor videoda. Kardeş öyle bir şey yapamam, kusura bakma. Hile de kullanıyorsan özellikle çıksın videoda zaten yani. Abi artık tamam. Oldu herhalde bu sefer. Vallahi madene ineceğiz herhalde hayırlısıyla. Bak bak bizim öndeki nasıl gaza geldi gidiyor bak. İlk defa boş yol bulmuş gibi basıyor eleman. Ama abi bu anı çok bekledik ya. Sonunda zafer bizim oldu ya. Gerçekten sonunda zafere ulaştık. Çok çile çektik bu akşam ama değdi mi değdi. Vallahi yine madeni gördük. Oldu be. Bu sefer yine oldu be.
Ya umuyorum şu multiplayer'ın kullanıcı sayısı artar biraz. Yani başka yollarda da ben kullanmak istiyorum çünkü. Ne kadar kullanıcı artarsa o kadar şenlik var. Oo. Abi neydi o trafik bu akşam ya? Gözünü seveyim ya. Hadi şurayı da bir dönelim de bitsin artık şu çile be. Saçım beyazladı arkadaş. Az daha ittireyim. Tamam, dibine girdik adamın herhalde yeterince. Yani. Az daha gidelim. Tamam abi. Şimdi oldu. Ayna mesafesindeyiz. Güzel. Evet, şimdi ne bekliyoruz acaba? Çok merak ettim. Şöyle bir bakacağım. Bakalım ne var burada. Çok güzel abi. Yine 35 dorseli bir arkadaşı bekliyoruz. Yani helal olsun lan size. Vallahi helal olsun size. Şuradan tek dorse taşıyınca dövüyorlar mı sizi? Ağzınızı burnunuzu kırıyorlar mı? Anlamıyorum ama adam ısrarla bu dorseyi bu şekilde taşımak zorunda olduğunu hissediyor. Vallahi arkadaşlar ben artık canıma tak etti. Zaten madene de indik. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyeyim şimdiden. Çıkmadan önce like atıp kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Haydi iyi akşamlar. Hoşça kalın.